Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomda birliğimizle beraber çember işgalini deneyeceğiz. Arkadaşlar şu anda biraz hemen bahsedeyim hızlıca. Bu nasıl işgal ediliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor, içinde neler var. Arkadaşlar öncelikle içindeki birlikleri size göstereyim. 4,5 milyon piyade var içinde. Komutan olarak da arkadaşlar alan vuruyor özelliği var. Burada bir özelliği şöyle özetleyeyim. Muhafız çıkartıyor her 130 can düştüğünde. Yani toplamda 3 kere muhafız çıkartıyor. Bu muhafızlar canlı olduğu sürece %99 düşüş aldığı hasardan düşüş yaşıyor. Ve şurada da her %5 canı gittiğinde de Believers diye, yani inananlar diye bir birlik çıkartıyor arkadaşlar. Onları da bu kanatlardan, 4 kanattan herhangi birini atıyor. Biz de onları kesiyoruz arkadaşlar buraya ulaşmadan. Çünkü ulaşırsa %25 can basıyor. Onun haricinde arkadaşlar gene dediğim gibi organize olmak gerekiyor. Sayımızın fazla olması gerekiyor. Yeterli sayıda olmazsak gene sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çünkü toplu saldırıyı çok fazla desteklememiz gerekecek. Şuradan toplu saldırımızı göstereyim arkadaşlar. Şu anda geliyor zaten. Yi Seong ve Fatih Sultan Mehmet okçu olarak şu anda ulaştı arkadaşlar. Şimdi zaten burayı keserken göreceğiz arkadaşlar nasıl bir düzen olduğunu. En azından böyle, burayı deneyenler de tecrübeden faydalanmış olur. Bu görüntülerden faydalanmış olur arkadaşlar. Şimdi birazdan arkadaşlar göreceğiz zaten. Gördüğünüz gibi bir tane top attı. Buraya düştü alev topu. Ve burada inanan şeklindeki birlik çıktı. Bunu hemen arkadaşlarımız müdahale edip buraya ulaşmadan kesmesi lazım. Şurada gördüğünüz gibi alev alev bir şeyler düştü. O da alan özelliği arkadaşlar. Bunu arkadaşlar daha çok böyle yavaşlatan kahramanlar, Baybars falan olursa iyi olur bu kanatlarda. Gene nükleer komutanlar, hızlı şekilde kesen komutanlarımız olursa iyi olur arkadaşlar. Ben şu anda zaten 5 kıta bu kanatta bulunuyorum. Şu an bizim kanadımız attı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen çıkar çıkmaz tıklıyoruz. Saldırı yapıp hemen birliklerimi göndereyim arkadaşlar. Tabii ki çok kalabalık olduğunuz için ister istemez biraz kasıp oyundan atma ihtimali var. Ama dediğim gibi bu update'ten sonra, güncellemeden sonra çok fazla böyle atma olayını yaşamadım açıkçası. Belki de biraz düzenleme getirmiş olabilirler. Şu an top saldırımızı destekleyen var mı? Şu an için var. Eğer olmasa ben yine gene bizim bu taraf attı arkadaşlar. Bunları rastgele atıyor arkadaşlar. Böyle kesinlikle şuraya atar diye bir olay yok. Herkes kendi kanadını takip etmek zorunda burada. Şimdi birazdan da %30'a insin. O zaman da dediğim gibi muhafızlar çıkacak arkadaşlar. Muhafızlar da bayağı vuruyor arkadaşlar. Özellikle ikinci çıkanlar falan. Kesmediğiniz her sürede atakları artıyor onların. Muhafızlar onun için hızlı bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Onun için de dediğim gibi sayımızın fazla olması iyi bir şey. Şu an gene bir alev top attı. Gene bu tarafa. O nereye çıkacağını işte o alev topu sayesinde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Alev topunu nereye atarsa oradan çıkıyor. O şekilde hemen müdahalemizi yapıyoruz. Şu an için şu kanadımız yeterli kalacak mı bakayım. Evet, şu an gözükmüyormuş bende. Burada da gayet yeterli. Birazdan, evet şu anda birazdan bir tane daha attı inanandan. Bu tarafa attı. Birazdan da muhafızlar çıkacak arkadaşlar. Çünkü %30 canı gittiği zaman çıkıyor zaten, biliyorsunuz. Söylemiştim. %30 canı gittiğinde çıkacak. Çıkan muhafızlar arada bir alan vuruyor arkadaşlar. Alan vurduğu için de hızlı bir şekilde kesmezseniz giderek atağı güçlendiği için bir süre sonra, evet çıkıyor şu anda, gördüğünüz gibi doğuyorlar. Şu an doğdular arkadaşlar. Evet. Hemen hızlı şekilde müdahalemizi yapalım. Şu diğer taraftakiler neden bu tarafa gelmedi? Çünkü bizim bir arkadaşımız çok önde durduğu için o tarafta kaldı. Hemen şunu da keselim. Şunları biraz geri çekeceğim arkadaşlar. Çünkü alan vuruyor. Alana denk gelmeyelim. Saldırı şu an için hala desteğe ihtiyaç yok. Gene bir tane bu tarafa attı arkadaşlar. Sürekli dediğim gibi %5 canı gittikçe bunlardan atıyor. %30 cana indikçe de 3 kere bu muhafızlardan atıyor. Muhafızlar da her attığı seferde daha fazla atıyor arkadaşlar. Yani sayı artıyor. Mesela ilk attığında yaklaşık 4 tane 5 tane atıyor. İkinci attığında 7-8 tane atıyor. Son attığında da 10 tane falan atıyor. Böyle bayağı fazlalaşıyor. Evet, şimdi ilk defa bu tarafa bir tane attı. Bunlar dediğim gibi rastgele arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her %5 canı gittiğinde. Dikkat etmeniz gereken konu şu. Muhafızlar geldiğinde arkadaşlar ortalık bayağı karıştığı için
Arada bu böyle muhafızlar gelince bunlardan atıyor arkadaşlar. İnananlardan. Göremiyorsunuz. Onları iyi takip etmeniz lazım. Böyle özellikle bu yukarı kanatta hep muhafızlar çıktığı için buraya attığı zaman bazen gözden kaçabiliyor. O da kesemiyorsunuz o zaman. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an için hala full. Bayağı hızlı gidiyoruz şu an için arkadaşlar. Yani bura gerçekten çok kuvvetli. Zaten Fatih Sultan Mehmet ve Yisehan Nıkır komutanlar anca arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anca karşılıyoruz. Şu an şu gördüğünüz olay alan özelliği. Alan vuruyor arkadaşlar. Onun için pek etrafında durmak mantıklı değil. Evet, bir tane daha attı şimdi. Biraz daha indiği zaman arkadaşlar canı tekrar bir muhafıza çıkacak. Onlar özellikle dediğim gibi bayağı can götürecekler, can yakacaklar arkadaşlar. Evet, şuradan destek gönderebiliyoruz mu? Hala şu an için gönderen var. Evet, çok az kaldı. Birazdan muhafızlar gene gelecek arkadaşlar. Can barını görüyorsunuz. Evet, buraya attı bir tane daha tekrardan. Gördüğünüz gibi bakın burada bir geçen iki kişi direkt alan skili yüzünden öldü arkadaşlar. Onun için mümkün olacak dikkat etmek lazım geçerken. Evet, şu an muhafızlar tekrardan çıkıyor. Şu önümüzde çıkanı hemen çıkartalım aradan. Gördüğünüz gibi iki tane falan daha fazla çıktı herhalde diğerine göre. Şu an arada bir tane bizim bu tarafa atarsa takip etmemiz lazım. İnanandan. O zaman gözden kaçabiliyor. Şu an için kestik. Rally'ye destek. Hemen attım bir tane. Şu an için iyi gidiyoruz arkadaşlar. Okçu birliği olması iyi tabii ki. Yani içeride çünkü piyade var. Bir de 4,5 hem. Hemen ölmüyorlar arkadaşlar o yüzden. Uzun sürüyor biraz. Şimdi son bir muhafız tayfası kaldı. Onlar da çok çok az canı kalınca çıkıyor arkadaşlar. Çok az canı kalınca çıktığı için de artık onlar kestiğimiz zaman iş bitiyor arkadaşlar. Yani son top saldırı kısmını halledersek evet hemen çıktı. İnananları hemen kestik gene gördüğünüz gibi. Şu an için iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bunun canını da az göründe bakmayın. 1700 tane adam var hala bunun içinde. 1900 oldu gördüğünüz gibi. Az gösteriyor ama evet şuraya bir tane daha attı tekrardan. Evet şu an için hala destek çeken adamımız var. Toplu saldırımızı. Şu an T5 olan kişiler son bu artık bu civarlara indiğinde vuruyor arkadaşlar. Onu da uygulayabilirsiniz ama T5 olanlar genelde tavsiye ediyoruz. T4 olanlar pek bulaşmasın. Gene bir yukarı taraf attı bir tane. Şu an işi hızlandırıyoruz. Zaten birazdan göreceksiniz. Gene topluca muhafızlar çıkacak. O muhafızlardan sonra da arkadaşlar iş bitecek. Gene o muhafızların arasında gene kargaşa da şu inananlardan atıyorlar. Onda sıkıntı yaşayabiliriz gene. Takip etmemiz lazım. Şu an buraya bir tane daha mı attı? Evet, bir tane daha attı. Birazdan çıkacak arkadaşlar muhafızlar. Evet, çok az kaldı. Bir tane bizim buraya attı. Bunu hemen keselim çünkü muhafızlar çıkacak. Muhafızları zaten keseriz. Öncelikle bunlar kesmemiz lazım. Bu inanan çünkü araya kaynar yoksa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o dediğim olay oluyor. Burada şu an bakın çok lag var. O sebepten dolayı da ben şu an tıklamasam bir daha tıklayamazdım o inananın üzerine. Şu an için çok az kaldı. Bu tarafı hallettik. Şu an inanılmaz kasıyor arkadaşlar. Zaten son evre olduğu için oyun bayağı kasıyor. Çok fazla birim çıkıyor. Artık son demlerini yaşıyor. Yukarıda son kez bir tane attı. Ve
Top bu şekilde şu an için kazandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldık çemberi. Ama bu şekilde bu koordine gerektiriyor arkadaşlar. Dediğim gibi emin olun kolay da değil. Koordine olmazsanız hiçbir şekilde başarılı olamazsınız. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim ödülüne. Ödül ne mesela göstereyim. Ondan sonrasında videomuzu sonlandırırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ödül olarak da bu şekilde güzel bir ödül var. 60 dakikalık 100 tane yani 1 saatlik 100 saatlik hız veriyor 100 saat. 3 tane de fışınlama. 3000 de cevherimiz var arkadaşlar. Gayet güzel ödülleri var. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videoda sizlere çemberin nasıl alınacağını, nasıl organize olması gerektiğini gösterdim. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Burada videoyu sonlandırıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.